Merhaba arkadaşlar, hepinize geçmiş olsun. Bir DGS sınavının daha sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla bir sınav bitti arkadaşlar. İnşallah çalışanların emeğinin karşılığını aldığı bir sınav olur. İnşallah çalıştığınızın da karşılığını alırsınız arkadaşlar. Sınavınız nasıl geçti? Öncelikle sınavla ilgili yorumlarınızı videonun altına yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir. Sınavın belirleyici kısmına gelirsek arkadaşlar, bu sınav mı zordu, 2019 sınavı mı zordu, 2020 mi zordu? Bu kısma değineceğim ve taban puanlar ve sıralamalar ne olabilir? Benim tahminim nedir arkadaşlar? Tahminlerimiz nelerdir? Bununla ilgili size kısa bir sunum, kısa bir açıklama yapacağım. Sınavın zorluğuna değinecek olursak arkadaşlar, 2020'nin matematiğine baktığımızda 2021'in daha zor bir matematik sınavından sayısalın daha zor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Yani bu sınavın matematiği geçen senenin matematiğinden bir tık daha zor arkadaşlar. Yani size bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sınava da girdim, soruları da gördüm. Soruların hepsini de çözdüm. Soruların çözümlerini, hangi soruların çıktığını zaten YouTube'da da paylaştık arkadaşlar. Soruları bizzat görmüş biri olarak size rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Matematik geçen seneye göre bir tık daha zor arkadaşlar. Cebir geçen seneye benzer bir cebir. Ama sayısal mantık ve problemler geçen seneden bir tık daha zor. Sayısal mantık geçen seneyle aşağı yukarı aynı olabilir. Ama problemler geçen seneden daha zor arkadaşlar. Bu sınav hangi yıla benziyor diye soracak olursanız, bu sınav 2019 yılına çok daha benziyor arkadaşlar. 2019'a yakın bir sınav olduğunu ve sıralamalarında 2019'a yakın olabileceğini size söyleyebilirim. Türkçesine baktığımızda 2020'nin Türkçesi evet daha zordu. Bu seneki Türkçe biraz daha kolay olmuş olabilir. Ben Türkçeci değilim. Dolayısıyla bunu yorumlamam çok doğru olmaz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Türkçenin ne kadar zor, ne kadar kolay olduğunu siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Türkçenin 2020'ye göre bir tık, belki birazcık daha kolay olmuş olabilir arkadaşlar. Burada artık etkili olan ne olacaktır? Sıralamaların 2019, puanların 2019 ayarına döneceğini size tahmini olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bunu kesin net olarak zaten kimse size söyleyemez. Ama tahmini olarak 2019 ayarına döneceğini düşünüyorum ben. Belirleyici olan nedir arkadaşlar? Yani burada baktığımızda 2019 ayarına dönecekse bu puanlamalar, taban puanlar, belirleyici olan olacak olan nedir? Belirleyici olacak olan da sınava giren kişilerin sayısıdır arkadaşlar. Belirleyici olan arkadaşlar, sınava giren kişi sayıları artık belirleyici olacak. Sınava giren kişi sayıları ÖSYM'e açıklamadı. İnşallah, öyle umuyorum ki sınava giren kişi sayıları geçen seneye göre birazcık daha düşmüş olsun. ÖSYM'e kontenjanları belki bu yüzden de azaltmış olabilir. Sınava başvuru yapan kişilerin sayıları daha azsa kontenjanlar da bu anlamda bir tık düşmüş olabilir arkadaşlar. Yani kontenjanları düşürdü ya ÖSYM'e. Kontenjanlarla ufak tefek oynamalar oldu. Özellikle hukukta çok fazla oynamalar oldu. Bunun nedeninin de sınava giren kişilerin sayılarının azlığı olabilir arkadaşlar. ÖSYM sınava giren kişileri paylaştığı zaman o zaman daha net söylenebilir yani. Taban puanlar ne olur? Sıralamalar ne olur? Taban puanların aşağı yukarı geçen seneyle aynı 2019 ayarına döneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani geçen seneyle aynı olmasının nedeni de şu. Eşit ağırlıkçılar için özellikle kontenjanların azaltılmasından dolayı taban puanlar geçen seneyle aşağı yukarı aynı olabilir arkadaşlar. Sayısalcı öğrenciler için, mühendislik, hemşirelik isteyen arkadaşlar için de 2019 ayarında bir taban puan bekliyoruz arkadaşlar. Yani ben en azından böyle bekliyorum. Tabii sınava giren kişilerin sayıları burada etkili olacak. Yani sınava geçen sene 390 bin kişi girdi ama bu sene 450 bin kişi girdiyse tabii ki puanlar yukarı yönlü oynayabilir arkadaşlar. Ama bu sene 330 bin kişi girdiğini varsayalım, 350 bin kişi girdiğini varsayalım. Dolayısıyla puanlar aşağı yönlü oynayabilir. En kötü geçen sene gibi olur arkadaşlar. Yani 2019 ayarında bir puan
taban puan bekliyoruz. 2019 ayarında bir sınav olduğunu ben düşünüyorum. Hepinize geçmiş olsun. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.